Başım dönüyor. Çok teşekkür ederim Feyyaz. Çok güzel bir geceydi. Asıl ben sana teşekkür ederim. Hem bu güzel gecelerimizin ilkiydi. Öyle mi? İyi geceler canım. İyi geceler. Ali. Ya ben hayatını gerçekten zorlaştırıyorsam git de. Git dersen giderim. Böyle konuşma ne olur. Değil mi? Deniz lütfen. İyi geceler. İyi geceler. Sen yatmadın mı hala oğlum? Saatin kaç olduğunun farkında mısın? Ne? Ne işin var gece yarılarına kadar dışarıda? İçki de içmişsin üstelik. Özgür, neyin var senin? Benim bir şeyim yok anne. Asıl senin neyin var? Özgür oğlum. Ne oldu sana ya? Ne gezip duruyorsun elin adamıyla? Deniz bak ben özür dilerim tamam mı? Yani saçma sapan tartışmalar oldu aramızda. Ama unutalım. Hastalığını bıraktım. Dosyayı da teslim ettim alabilirsin. Çok sağ ol Coşkun ya. Çok iyisin. Bana ne oğlum artık hastadan? Senin olsun. Ulbitos'un da senin olsun. Cerrahi de senin olsun. Hastane de senin olsun. Hepsi senin olsun. Bak Süheyla. Birbirimize destek olalım, huzur içinde çalışalım istiyorum ama sayende buna imkan yok. Kendi işini kendin yap. Aa! Rüşat. Günaydın. Günaydın. Uyuyor muydun? Saat daha 8:30 ya. DNA'nın sonucu belli oldu. Ne? DNA sonucu diyorum. Adli tıp sonucu açıkladı. Rapor şu anda elimde Sinan. Ne? Balkondan düşerek ölen üniversite öğrencisi Ümit Aydın'ın eski sevgilisi Erdoğan Bodur'dan hamile olduğu ortaya çıktı. Dur dur, daha devam var. Yapılan inceleme sonucunda DNA örneği tutmayan Sinan Karahan, Ümit Aydın'la ilişkisi olduğunu doğrulamış, ancak söz konusu gece Aydın'ın evine gitmediğini iddia etmişti. Gene benim adımı geçirmişler, görüyorsun değil mi Hüsat? Kız benden hamile değil işte. Uğraşmayın değil mi? Yok. İlle yazacaklar Sinan Karahan diye. Tazminat davası açalım gazeteye. Açalım açalım. Niye tutturmayalım ya? Gazetelerinde öyle istedikleri gibi adımı geçiremezler benim. Canım kişilik haklarına saldırı de. Ticari itibarı zedelendi de. Ne dersen de aç davayı. Hadi oğlum otur. Sen? Ben kahvaltı yapmayacağım bir tanem. Rüfüş anneannen beni bekliyor. Geç kaldık, işe gideceğiz. Aman Ali'ye taksiyle gidersin. Aç açına gidilir mi? Otur kahvaltını yap güzelce. Ama dayı. Arada bir böyle kıyak yap kendine. Kurul bir taksiye, efendi gibi işine git. Bugüne bugün kostüm tasarımcısı Aliye Hanım'sın sen. Designer, değil mi ama? Ama anne demezsin. Hadi otur. Var mı gazetede bir şey? Ne olacak? Hep aynı şeyler.
Günaydın. Günaydın dedim Mücahit. Günaydın. Poğaça getirdim. İyi. Ne oldu ya? Niye ters ters konuşuyorsun yine? Aa, Sinan Aga yırttı yine. Yırttı mı? Aa, nereden öğrenmişler Erdoğan'ı? Çok zor sanki. DNA'dan Sinan temiz çıkınca Ümit'in arkadaşlarını sıkıştırmışlardı. Ne olacak? Bu Erdoğan mı ne karın ağrısıysa o da hemen ötmüştür. Tamam benim kızla ilişkim var dedi. Nasıl olsa İzmir'deymiş. Salak gerizekalı. İyi de kesin mi Erdoğan'dan olduğu? Ne fark eder artık? Neyse ondan ya da bundan ne fark eder? Sinan'dan değilmiş işte. Ne olacak peki şimdi? Bu defter kapanacak. Biz de uğraştığımızla kalacağız. Bu Ümit de neymiş ya? Günaydın Feyyaz abi. Ya şu emektarı bir tamirhaneye götürelim diyorum. Tamam. Buluşalım tamam. Anne. Hadi sen de gel İstanbul'a. Yeni evi görmüş olursun yani. Çok beğeneceksin. Bak sana da bir oda alır. Hem ne yapacaksın Edirne'de oturup? Sana da bir değişiklik olur. Ben sana evi kapat demiyorum ki. Gelir gidersin. Sonuçta burası bizim baba evimiz. Kapatacak değiliz tabii. Anne. Ben gidiyorum ama sana bir şey söylemek istiyorum. Bak bugüne kadar hep senin istediğin gibi yaşadım. Burada oku dedin, burada okudum. Çalışma, evde otur dedim. Evde dizinin dibinde oturdum. Her şeye peki dedim. Ama anla beni ne olur. Bir işe yaramak istiyorum artık. Hayatımın nasıl olacağına kendim karar vermek istiyorum. Meriç temelli gidiyor değil zaten anne. Gene gelecek. Biraz burada, biraz orada. Hı? Hayır, duymadın galiba abi. Artık hayatıma kendim karar vermek istiyorum dedim. Hiç. Dürüst olalım. Benim bir daha buraya dönmeye hiç niyetim yok. Bunları sonra konuşuruz Meriç. Anne. Sonra konuşacak bir şey yok. Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Ayşe, hadi öp kızım babaannenle. Hadi sen de bizimle gel babaanneciğim de. He? Hadi. Babaanne sen de bizimle gelsene. Öp kızım. Kapıdan çıkarsanız ikinize de hakkımı helal etmem. Bir poğaça ye Zeynep, bak sıcak daha. Ne poğaçası Neslihan ya? Benim burada sinirden şakaklarım atıyor, sen hala poğaça derdindesin. Hayret bir şey ya. Alo. Merhaba Kadir, ha. Tutmuş mu evini Sinan Aga? Orada mı oturacakmış artık? Vay vay vay. Bak hele beyimize. Bilmiyoruz usta. Düşüneceğiz bir şeyler artık. Sen il başkanıyla akşam yemeğini ayarladın mı bana? Ne var oğlum? Bizim neyimiz eksik Sinan Karahan'dan?
Biz niye İstanbul'da iş yapamayalım? Tabii lazım. Sen bana da güzel bir ev bul. Sinan'ın yakınlarında olsun ha. Hemşerimizden uzak kalmayalım değil mi? Tamam iyi iyi. Yemeği ayarlayınca ara beni. Hadi eyvallah. Ben okula gideyim artık. İyi git. Akşama görüşüyor muyuz? Bakarız. Mücahit. He. Ev sahibi aradı. Kira ödenmemiş galiba. Öderiz, acelesi yok. Abi merhaba, hürmetler. Mücahit ben, Gürboğa. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şu İstanbul'daki yol inşaatının ruhsatı için rahatsız ettim ama. Nasıl öğreniriz durumu? Bizim gençliğimizde Jacqueline Kennedy çok iyi giyinirdi. Bir de Prenses Süreya. Çocuğu olmuyordu zavallının. Ah mahzun prenses derlerdi ona. Hayat mecmuasında her hafta resimleri çıkardı. Kim onlar ya, hiç duymadım. Eski ünlüler. Hep onların elbiselerinden kopya çeker patron çıkarırdık. Ne yapalım, şimdiki gibi moda mecmualarımız yoktu ki. İyi dikiş dikerdiniz herhalde. Yok canım, aman aman iyi değildim. Ay çok alçak gönüllüsünüz Refiye Hanım. Nusret'e diktiğiniz elbiseleri gördüm. İşte elimden geldiği kadar. Alo? Ben gençliğimde de dikişten çok böyle aksesuarlar hayal etmeyi severdim. Ne diyorsunuz şimdi buna? Tasarımcı mı? Aliye abla, Naci Bey seni çağırıyor. Şimdi çok değişti bu işler. Artık öyle bir elden çıkmıyor. Bu yıl mesela pembe çok. Pembe, mor, pastel, yeşil. Tweed kumaş çok revaçta. Beni istemişsiniz Naci Bey. Annem bir arasana. Niye? Nasıl niye ya? Bırakıp çıktık kadını. Ben niye arıyorum? Aramayacağım. Ya sen ne biçim evlatsın ya? Sen ne biçim evlatsın? Meriç. Abi, artık sorumluluklarını başkalarına taşıtmaktan vazgeç, tamam mı? Sen benimle güzel konuş önce. Gayet güzel konuşuyorum ben. Yeni evini görmüş. Ben de gelip gidermişim. Bana da bir oda ayırmışlar. Allah razı olsun. Senin odana kaldık çünkü, değil mi? Sığıntımayım ben. Anneyim, anne. Al, başına çal. Odanı da, evini de, her şeyini de. İkbal Hanım. Bunca yıllık evladım bana nispet yapıyor, görüyor musun? Yeni evi varmış, bak sen. Ah Sinan, ah. Seni doğuracağıma taş doğursaymışım keşke. Hiç değilse karısı için anasını bırakıp gitmezdi. Ah İkbal Hanım. İlacınızı içiyorsun. İki evlat yetiştirdim güya bak. Nasıl analarını bırakıp gittiler? Giderseniz hakkımı helal etmem demedim. Demedim. Ne yaptılar? Beni başlarından atıverdiler. Arkalarına bakmadan çekip gittiler. Haram olsun. İkisine de emeklerim haram olsun. Bala Hanım yapmayın böyle be. Kıymetim buymuş demek. Bu kadarmış. Gör Haydar Bey. Gör hanımının halini. Anneme bir şey olursa var ya Meriç. Ne olacak? Beni mi suçlayacaksın? Sen İstanbul'da keyfine bakarken ben annemin başında beklemedim diye beni kardeşlikten reddedeceksin. Bacım ne oldu? Tamam canım, yok bir şey. Tamam. Bak bağırmıyoruz artık. Geçti ablacığım. Tamam geçti. Tamam kızım, tamam. Ağlama. Yok bir şey. Dün akşam Deniz'le kulaklarınızı çok çınlattık. Öyle mi? Hı hı. Sizin diktiğiniz takımı çok beğendim de oradan söz açıldı. Benden çok Aliye Hanım'ın eseridir o takım. Deniz ne giyse yakışır ama sizin elinizden çıkan bir başka olmuş. Sağ olun, çok naziksiniz. Sahi doktor bey nasıl, hiç görüşemiyoruz artık. İyi iyi, keyfi yerinde. Dinleniyor biraz. İzinde falan mı? Pek sayılmaz. Hastaneden ayrıldı. Aa, neden? Başka planlarımız var. Hmm.
Yurt dışında önemli bir hastaneden teklif aldı da. Aman ne güzel, ne güzel. Maşallah. Dedim sana iş alacaksın diye Deniz. Şahane araban var oğlum. Ne diye sardın başına bu külüstürü? Hop hop, ağır ol bakalım. Külüstür mülüstür, ne biçim laflar bunlar ya? Külüstür demek ne demek de ya? İşte bu demek. Eski püskü, işe yaramaz. Hiç de eski püskü değil. Aslanlar gibi araba. Geç oğlum direksiyonun başına, çalıştır bakalım. Hayda. Hemen harcadın arabanı Feyyaz abi, oldu mu? Kıyamam aslında. Gaz ver oğlum. Heh. İşte bu kadar, saat gibi oldu araba. Selo, çay yok mu senin dükkanda? Söyleriz. Siz takılın, ben bir ince ayar çekip geliyorum. Tamam. Beğendin mi kızım yeni evimizi? Hı? Hadi dolaş biraz. Odana bir bak bakalım, yeni yatağını sevecek misin? Kızım? Kızım, güzel kızım. Meriç, hadi barışalım. Küs değiliz ki. Asma suratı, lütfen. Abi, artık tartışmayalım olur mu? Bak, yeni bir ev, yeni bir hayat. Tamam, söz, tartışmayacağız. Ben bir elimi yüzümü yıkayım, sen de yavaş yavaş aç buraları yerleşirim. Ha? İstifa etmişsin Deniz, öyle mi? Ali'ye mi söyledin? Üzüldüm be oğlum. Niye abi ya? Ben bu filmi gördüm de ondan. Aynısı benim de başımdan geçti. Pişman oldum sanırım. Ben olmam, merak etme. Büyük konuşma, belli olmaz. Ne yapacaksın şimdi peki? Bilmem. Daha karar vermedim. Çok iyi cerrahmışsın halbuki. Öyle diyorlardı hastanede, yazık. Niye? Hem bunca yıllık emek kolay mı? Tam meyvelerini toplayacağın zaman ayrılman doğru mu? Çok düşündüm abi, yapamayacağım hastanede. İnsanı rahat bırakmıyorlar. Ayak oyunlarıyla uğraşamayacağım artık. Çok iyi anlıyorum Denizciğim. Baksana. Ebru. Alo. Merhaba, Sinan'la görüşebilir miyim? Kim arıyordu? Ben arkadaşıyım, Ebru. Sinan Bey şu anda müsait değil. Aradığımı söyler misiniz? Beni arasın, numaram kendisinde var. Tabii söylerim. Bekliyorum, iyi günler. Size de. Kimmiş? Ebru Hanım, numarası sende varmış. Kim bu Ebru abi? Bir arkadaş, işten. Ya, samimi bir arkadaş galiba. Abi, hiç gecikmemişsin bakıyorum. Annem ne zaman gelecek? Ama ne dedim ben kızım? Biraz sabırlı olacağız dedim, değil mi? Hı? Ben annemi istiyorum. Gel bakayım sen bana. Gel bir beraber dolaşalım eve. Çene cerrahisinde ihtisasım bitti bitecek. Deli gibi çalışıyorum. Evliyim o zamanlar. Bir arkadaş var bizim serviste, kürsü başkanının yalakası. Bir gün bir kavga ettik bununla. Niye? Evet, iyi soru, niye? İncir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten. Aletleri dolaba kilitliyor, anahtarı teslim etmiyor. Her gün anahtar arıyoruz ondan. Komik değil mi? Komik ama kavga büyüdü. Bizim kürsü başkanında ne var yani, adam malına sahip çıkıyor demesin mi? Onun malı mı, bölümün malı, şudur budur derken kafam attı, bastım istifayı. 9 yıllık emek püf, uçtu gitti. Açarım bir muayenehane, paşalar gibi bakarım keyfime dedim. Ama şimdi görüyorsun halimi. Yapma Feyyaz abi, ne varmış halinde? Beni teselli etmeye çalışma Deniz, ben halimin farkındayım. Nasihatle aram hiç iyi değildir benim ama dayanamayacağım, bir abi nasihati vereceğim sana. Yol yakınken geri dön fakültene. Bunca emeğe yazık. Marifet iltifata tabidir derler Feyyaz abi. Ben iltifat meraklısı değilim ama sevgili hocam bana haksızlık etmemeliydi. Canımı dişime taktım, çalıştım ben bunca zaman. İnsan bir takdir bekliyor. Madem takdir yok.
Hayat dediğin bir haksızlıklar malzemesi değil mi zaten Deniz? Mesele buna göğüs germekte. Neyse, sen bilirsin. Dayı, ben çalıştırdım arabayı. Aferin benim oğluma. Şerefsizim cillop gibi oldu araba. Git bir bak, inanamayacaksın. 1, 2, 4, 6, 7. Bir kalemde 7 parça. Selin'in işlerini kolaylayınca hemen Nur Hanım'ın işlerine başla. Hemen teslim edelim siparişlerini. Kadının ayağı buraya bir alıştı mı, ne kadar çevresi varsa gelir artık. Bize böyle seçkin müşteriler lazım. Kadının vücudu da çok mütenasip. Ne giyse gösterir. Öyle değil mi? Ali? Buyurun Naci Bey. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ya Sinan, sana sormadan dayayıp döşedim ama nasıl buldun? Sen her şeyi düşünmüşsün Kıvanç. Ne diyeyim, sağ ol. Hangisi benim masam? Senin masan bu. Gel. Otur şöyle. Bak. Teklifler, proje, maliyet raporları, hepsine bir tuşla ulaşıyorsun, basit. Çok iyi. Benim bilgisayarcı çocuklar süperdir. Bak, internet adresini de aldılar senin. skarhan@hantekin.com. Hantekin. Vay. Teresi yok mu bunun? Yok abi, doğrudan com. Ülke çapında açılan ihalelerin listesi de her gün gelecek mailbox'ına. Güzel. Proje mühendisi, şantiye şefi, mimar falan filan. Sıkı bir ekip kurmamız lazım yani. Akşam yemekte konuşalım bunları. Ekip işi önemli. Heh. İlk mailim gelmiş bile. Sevgili dostum Sinan. Bir gün el ele vereceğimizi ve büyük işlere imza atacağımızı daha arkadaşlığımızın ilk gününden biliyordum. Yalancı, nereden biliyordun? İçime doğmuştu oğlum. Statik dersine bir gün hiç unutmam. Hadi oradan. Bu işimiz gelecekteki büyük işlerimizin başlangıcı olsun. Hoş geldin. Sevgiler, Kıvanç Gültekin. Çok duygulandım. Gel bir sarılayım sana. Hayırlı olsun dostum. İkimize de inşallah. Anne, bugün bizi Deniz abi arabayla gezdirdi. Başka işi yok tabii, ne yapsın, bütün gün sizi gezdiriyor. Tamirhaneye gittik, arabasını yaptırdık. İyi yapmışsınız oğlum. Çok havai çocuk, çok. İnsan onca yıllık emeği bir kalemde siler mi? Biraz akıl verdim ama bilmem artık. Vardır bir planı dayı. Yurt dışına gidecektir belki de. Aa, yok canım, öyle bir niyeti olsa söylerdi herhalde. Sana yurt dışına gideceğini mi söyledi? Yoo. Planlarını bana niye söylesin, bir şey söylemedi. Senin aklına nereden geldi? Ne bileyim, geldi işte. Halan arıyor. Alo. Ali, canım. Meriç, geldiniz mi? İstanbul'da mısınız? Geldik Ali'ye, evdeyiz. Kusura bakma, daha önce arayamadım. Önemli değil. Ayşe nasıl, nerede? İyi iyi, vereceğim şimdi. Ama önce bir şey söyleyeceğim sana. Hayrola? O kız var ya hani, şu abimin şeyi. O kız abimden hamile değilmiş. Nasıl? Başkasından hamileymiş. Bir üniversite arkadaşından. Ortaya çıktı, sonunda bilmeni istedim. Sağ ol Meriç. Sinan için iyi olmuş. Evet. Avukat dava düşer artık diyor. Güzel. Sinan adına sevindim. Ayşe ile konuşabilir miyim Meriç? Tabii. Şarjım bitiyor yalnız. Kesilirse şaşırma, tekrar ararız seni. Ya yine şarjı bitiyor dayı. Ayşe, gel alacığım, annen telefonda. Annem mi? Anne, ben de konuşacağım Ayşe'yle. Ayşe, kızım. Anne, seni çok özledim. Ben de bir tanem, ben de çok özledim seni. Ya şansa bakar mısın dayı? Yine şarjı bitti bu kızım. Üzülme Aliye, Meriç telefonunu şarj etsin, birazdan yine arar. Annemi istiyorum ben, annemi istiyorum. Tamam bir tanem, dur. Şarj aletimi bulayım, gene ararız anneni, olur mu? Naci Bey'in de tuhaf tuhaf müşterileri var. Geçen gün bilmem nelerin kızları gelmiş. Gelinlik sipariş etmiş, düğünü varmış. Ama Çağla yeşil olacakmış efendim. Gelinlik dediğiniz beyaz olmaz mı Refiye Hanım dedi. Aa, tabii efendim dedim Naci Bey.
Aa, sağlığın, saflığın, masumiyetin yani. Yeşil gelinlik mi dikiyorsunuz sonuçta? Ha. Güzel olur ama anne. Ne öyle beyaz beyaz? Sen de bir hoşsun ama yani. Heş heş. Onlar ne nünü? Feyyaz'ın KDV beyannamesini dolduracağım. Aman Allah'ım. Hala bir muhasebeci bulamadığımı zavallı ayol. Ne gerek var ki, ben yapıyorum işte. Anne, açık renk kotum nerede? Yıkanmadı daha, kirli de. Niye yıkamıyorsun kotumu ya? Sanki 30 tane kotum var. Özgür, senin hizmetçin yok burada. Tabii, benim hizmetim batıyor artık sana. Sen dişçilerin falan hizmetini yap. KDV bilmem nelerini doldur. Özgür, benimle doğru konuş. Bütün gün gezip tozacağına oğlunla ilgilen o zaman. Aa, ne oluyor böyle canım? İnsan annesine böyle konuşur mu? Ayıp. Özgür, nereye gidiyorsun gecenin bu saatinde? Özgür! Unutmuşuz işte şarj aletini Ayşe, ne yapalım? Yarın yeni bir tane alalım, konuşursun annenle. Bana ne, ben annemle konuşacağım. Annemle, annemle. Ayşe yeter artık ama. Lütfen yeter artık. Hadi hamburgerini ye. İstemiyorum, ben annemi istiyorum. Ama halacığım hiçbir şey yemedim. Lütfen hadi aç ağzını, hadi. İstemiyorum işte. Ne yapıyorsun sen? Kızacağım ama artık bak. Annemi istiyorum ben, annemi istiyorum. Annemi, annemi. Ayşe, Ayşe. Ya çok tuhaf hissediyorum kendimi Kıvanç. Yıllardır düşündüğüm şeyi gerçekleştirdim sonunda. İstanbul'dayım artık ya. İstanbul'da inşaat yapıyorum. İstanbul'a Sinan. İstanbul'a. Babam görse ne derdi acaba? Basit. Helal olsun derdi. O hiç cesaret edemedi biliyor musun? Edirne'den başka bir yerde inşaat yapmayı aklından bile geçirmedi. Olsun, babam gene büyük adamdı be. Babana. Bu gece de buldun mu götürecek bir hatun? Yok ya. Niye bakıyorsun o kadına o zaman? Alo. Sinan. Leyla. Gözlerime inanamıyorum. Sen misin hakikaten Leyla? Leyla'ya o zaman. Gel oturalım. Arkadaşım var ama neyse boş ver. Merhaba. Merhaba. Ayşe canım. Canım. Halacığım aç gözlerini ne olur. Ayşe bak bana bir tane. Hadi bak bana. Telaşlanmayın. Sakin olun lütfen. Ne oldu? Birden kusmaya başladı. Midesini üşüttü, geçer diye düşündüm ama geçmeyince buraya getirdim. Akşam yemeğinde ne yedi? Hamburger söylemiştim ama yemedi. Ha, gıda zehirlenmesine benzemiyor zaten. Ama tetkikler yapılması lazım. Bu gece yatıralım. Ne gerekiyorsa yapalım doktor bey. Tamam. Hemşire hanım, 204 numaralı odaya tamam, alalım hastamızı. Tamam doktor bey. Kan ve idrar tahlilleri tamam, yapılsın. Tamam. Ayşe. Canım. Senin de hatırlaman lazım Leyla'yı Kıvanç. Bizden bir sınıf yukarıdaydı. Ama ben mimarlıktaydım, siz inşaattaydınız. Kıvanç Bey beni tanımayabilir. Kıvanç mı? O mimarlıktaki kızların hepsini tanırdı. Mimarlıkta çok kız vardı oğlum, nasıl tanıyayım hepsini? Ama sizin yüzünüz hiç yabancı gelmiyor. Bu yüzü tanımış olsaydın unutamazdın. Sen hakikaten tanımamışsın Leyla'yı. Ama Sinan, ben de sizi çıkaramadım. Sinan'ın arkadaşlarının hepsini tanırdım aslında. Hayret, sizinle karşılaşmamışız. Vallahi hayret. Ne var ne yok Sinan? İkbal teyze nasıl? Sağlığı yerinde mi? İyi iyi. Her zamanki gibi. Meriç evlendi mi? Hayır. Hala bekar. Görüşürsünüz bir gün. O da burada. Sen nasılsın? Evlendin diye dönmüştüm. Enişte nerede? Ayrıldınız mı? Boş ver. Uzun hikaye. Bir ara anlatırım. Thank you.
Telefonum çalmadı değil mi? Çalmadı. 3 saattir arıyorum, telefonu kapalı. Bir şey mi oldu acaba? Telefonunu şarj edememiştir belki. Deniz'in haline çok üzülüyorum Ali. İnsan bunca yıllık emeği bir çırpıda gözden çıkarır mı ya? O kadar da anlattı. Bak ben de aynısını yaptım. Sonra kafamı taşlara vurdum diye. Ama iş orada olmadı. İnsan bir şeyin değerini ille kaybedince anlıyor. Bir gün Deniz de anlar geçen yılların ne demek olduğunu. Geç olur ama geç. Bir mucize olsa da yol yakınken dönse. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum Kıvanç Bey. Böyle birdenbire... Bence kaçırma bu teklifi Leyla. Sizin gibi iş adamlarıyla hangi mimar çalışmak istemez Sinan? Ben de isterim tabii. Tamam o zaman. Hı? Bence de tamam. Evet. Ha şöyle. Çok güzel. Ne zaman başlarsınız? Bilmem. Pazartesi nasıl? Okey. Hayırlı olsun Leyla Hanım. Aramıza hoş geldin. Çok komik ya. Yemeğe diye geldim, iş buldum. Bu saattir benim cebim mi çalıyor? Galiba. Allah Allah. Alo? Abi. Meriç sen misin? Benim. Abi telaşlanma ama. Ne oldu? Ayşe hastalandı, çok kusuyor. Ne? Biz hastanedeyiz, tetkikler yapılıyor. Hangi hastanede? Ana Cadde'deki hastanede. Tamam, ben hemen geliyorum. İyi, bekliyorum. Kızım hastalanmış. Aa, geçmiş olsun. Ben gitsem kusura bakmazsınız değil mi? Ne kusuru Sinan? Ben de geleyim istersen. Yok, gerek yok. Sağ ol. Hoşçakalın. Görüşürüz. Özgür hala ortada yok, baksana. Saat kaç? 3'e geliyor. Hiç böyle yapmazdı. Başına bir şey gelmiş olmasın? Ne gelecek günü? Genç çocuk. Arkadaşlarıyla geziyordu. Anne, sabahlara kadar geziyor. Arkadaşları mı var Özgür'ün? Hastaneleri mi arayayım, karakola mı gideyim? Ne yapacağımı şaşırdım. En iyisi git yat yavrum. Sabah gelir, merak etme. Ne istiyorsa onu yapacağım. Yeter ki gelsin. Ay sen de bir hoşsun. Ne demek bu şimdi Nünü? Hiç. Eskisi gibi olacağız demek. Ana oğul. Ha, doktor beyden vazgeçeceksin yani, öyle mi? Oğlum istemiyor, kusura bakma diyeceksin adama, öyle mi? Anne, benim oğlumdan daha kıymetli hiçbir şeyim yok hayatta. Bir de sen varsın tabii. Ha, bırak şimdi beni. Bak, o Kemal budalasından ayrıldığın zamanı hatırlıyorum da. Özgür 5 yaşındaydı. Bak şimdi kazık kadar herif oldu. Zaman su gibi geçiyor. Bir gün bir bakacaksın, yıllar geçmiş, ben ölmüşüm. Anne, başka laf bulamadın mı şimdi? Kesme sözümü. Özgür evlenmiş, barklanmış. Evden uçup gitmiş, torunlarımız olmuş. Hayırlısıyla inşallah. Sen kalmışsın bir başına. Bir doktor bey vardı diyeceksin. Çok iyi bir insandı. Yakışıklıydı, düşünceliydi. Beni de seviyordu. Ama oğlum kıskandı diye mutlu olma fırsatını kaçırdım. Şimdi böyle kaldım tek başıma. Kuku mavi kuşu gibi mi diyeceksin? Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Zaman geçiyor Nünü.
Su gibi akıyor yavrum. Su gibi akıyor yavrum zaman. Ha. Hadi sen git artık Meriç. Ben buradayım nasılsa. Ne yapacağım gidip de? Gitmem. Uyu öyleyse biraz. Yat şurada. Nesi var anlamıyorum. Anne. Edirne'deki tahlillerde de bir şey bulamadılar. Anne. Anne beni bırakma. Anneciğim. Niye gülüyorsun kızım? Anne seni çok özledim. Anne. Ayşe. Ağlama kızım. Ayşe ağlama. Buradayım ben. Rüya görüyorsunuz. Anne. Günaydın. Özgür geldi mi? Daha gelmedi. Nerede kaldı bu çocuk? Bir şey oldu muhakkak. Hala gelmediğine göre. Dur Nusret. Hiçbir şey olduğu yok yavrum. Dur sana bir çay koyayım. Hadi yavrum. Ne çay anne ya? Oğlum yok benim. Bir kere de beni dinle gel çayını iç dedim. Büyük sözü dinle. Allah Allah. Ne bu rahatlık? Bir şey mi biliyorsun sen? Hiçbir şey bildiğim yok yavrum. Sadece tahmin ediyorum. Gençtir diyorum. Ne var bunda? Aa. Demlendi mi çay? Demlendi. Arda uyuyor mu hala? Uyuyor. Kıyamadım uyandırmaya. Bırak uyusun. Çok kötü rüyalar gördüm dayı. Bütün gece Ayşe ile uğraştım durdum. Konuşmanız yarım kaldı ya ondandır. Bir sesini duysam da rahatlasam. Ararsın işe gidince Meriç'i. Unuttum. Bakkala gitmem lazım. Ekmek yok. Hemen geliyorum. Burada mı sabahladın? Üşümüşsündür. Üşüdüm. Soğukmuş. Ben de çok yattım böyle kapı önlerinde. Gençlikte tabii. Soğuk olur bilirim. Donar insan. Bir keresinde bir kıza aşıktım ama bana hiç pas vermiyordu. Aşkından kapında yatarım dedim inanmadı. Ben de aldım battaniyemi serdim kapısının önüne. Ne oldu dersin? Babası polis çağırdı. Özgür, sence ben annenin kötülüğünü ister miyim? İstemezsiniz tabii ama... Annen hayatını sana adamış. Sen onun bütün dünyası olmuşsun ama büyüdün artık. Yakında kendi hayatını kuracaksın. Adın gibi özgür olacaksın. Onun da özgür olma zamanı gelmedi mi? Ya ben onun üzülmesini istemiyorum. Ben anneni seviyorum Özgür. İnsan sevdiğini üzer. Seviyor musunuz? Evet. Ama... Ne aması? Seviyorum işte. Annen mutlu olsun istiyorum. Bunu hak etmiyor mu sence? Hadi kalk çık yukarı. Annen meraktan deliye dönmüştür. Gerçekten seviyor musunuz? Belli olmuyor mu? Oluyor. Bir arkadaşımda kaldım be. Merdivenlerde sabahladım deme yüreğine inmesin.
Ya özür dilerim Feyyaz abi. Şşş. Özür dileyecek bir şey yok. Hadi şimdi. Ne sen beni gördün ne ben seni, tamam mı? Tamam. Özgür. Bugün fizik çalışalım, yarın kimya, tamam mı? Tamam. Yelkenleri hemen suya indirme. Biraz surat et anlasın. Annesini bu kadar üzmüş çocuğa hemen öyle yüz verilmez. Ay anne, eve gelsin bana yeter. Gelecek. Aa, Nusret'ciğim, senin de bir hayatın var yavrum. Sen de benim çocuğumsun. Geldi işte. Otur, otur. Özgür, neredesin oğlum? Geldim işte anne. Biz de gazeteye ilan verecektik tam. Kazık kadar oğlumuz Özgür Berker evden çıkmış, bir daha da kendisinden haber alınamamıştır. Ya ben acıktım, çay var mı anne? Ver, hadi git otur kahvaltıya. Anne, sen bugün gitmiyor musun Aliye'yle? Her gün her gün, ne işin var orada? Evdeyim ben bugün. Sen işine git abi, ben buradayım nasıl olsa. Önemli bir toplantım vardı bugün. Tamam işte, sen git. Doktorla konuşmadan nasıl gideyim Meriç? Çocuğun haline baksana. Doktor öğleden önce tetkikler çıkmaz demedi mi? Ne yapacaksın durup da? Sen git, doktor gelince ben sana haber veririm, gelirsin. Evet, en iyisi bu. Meriç, annem ararsa sakın bir şey söyleme. Ayşe hasta falan deme, tamam mı? Arasa da bulamaz ki. Şarjım bitti. Şarj aletini de evde unutmuşum. Seninkini aradım ama bulamadım. Arabadaydı. Bana bırakır mısın? Telefon lazım olur, bakarsın. Tabii bırakırım. Ama Nasibe dikkat et. Ederim Beykbal Hanım. Yapmasan olmuyor mu böyle tehlikeli işleri? Kendini hala genç zannediyorsun galiba. Başın başın döner maazallah, in aşağı. Gel, kahve yaptım. İçelim şöyle karşılıklı. Kahve mi? Niye zahmet ettiniz Beykbal Hanım? Ben yapıverirdim. Elime yapışmadı ya, yaptım işte. Zeniş nasıl? İyi çok şükür. Okula gider gelir be ya. İyi okuyor maşallah. Üniversiteyi de kazanır bu gidişle. Kazanır ama nasıl okutarım bilmem. Hele bir kazansın, bakarız çaresine. Zeliş benim de kızım sayılır. Elime doğmadı mı? Evlatlar annelerini terk ediyor Hasibe. Bak, kaldık seninle baş başa. Seninki de bir gün gidecek ama hayırlısıyla gitsin. Mühim olan bu. Haklısınız İkbal Hanım. Allah hayırlı evlatlar versin be ya. Sen bugün al Zeliş'i, gezin biraz. Akşama dönersin eve. Hı? Gözlüğümü verir misin şuradan? Buyur. Alo. Levent Bey'le görüşecektim. Böyle çeksin gitsin diye mi emek verdim ben denize? Hadi gitti. İnsan ben gidiyorum hocam da. Allah'a ısmarladık demez mi? Size uğradı ama kongredeydiniz. Gene uğrasın, ne olmuş yani? Çocuk gibi çocuk. Hani hiperaktif çocuklar vardır ya. Nasıl davranacağını bilemezsin. Aynı onlar gibi. Sağ solu hiç belli değil. Ben de bu yüzden seviyorum ya onu. Biliyorum. Nasıl aranız? Düzeldi mi? Bir ara çok gergindiniz. İyiyiz şimdi. Nur, ben istifa dilekçesini işleme koymuyorum. Ama şimdilik. Fazla tutamam elinde, biliyorsun. Biliyorum hocam. Bütün hastane duydu ayrıldığını. Ama bir süre idare edebilirim. Bu arada onu dönmeye ikna etmemiz lazım. Biraz zaman geçsin hocam. Aklı başına gelecektir. Ben hiç emin değilim.
Öyle kendi haline bırakırsak tamamen çekip gider. Ne yapalım peki? Ah be bilsem. Ha, bu hafta sonu benim Büyükada'daki evde bir davet vereceğim. Öyle fazla kalabalık olmayacağım. Al Deniz'i gel, tamam mı? Siz aramazsanız hayatta gelmez. Biliyorum, arayacağım zaten. Ama sen de söyle. Esin Hoca mutlaka bekliyor de. Tamam, söylerim. Ben de yeni bir elbise diktiriyorum. Deniz'in terzisine gittim. Hiç. İlk sizin davette giyeceğim de aklıma geldi öyle. Çok özledim seni Ali abla ya. Ah canım, ben de seni çok özledim. Çok sıkıldım atölyede. Biraz da Candan orada çalışsın bakalım. Siz böyle nöbetleşe mi gidip geleceksiniz? Naci Bey öyle istedi. Günaydın hanımlar. Günaydın Naci Bey. Geç kaldınız bugün. Atölyeye uğradım. Ne alemde Süheyla, bitiyor mu? Bir iki güne kadar teslim ederim. İyi iyi. Ali'ye yarın sabah Nur Hanım gelecek yine. Şu mavi elbiseyi hemen bugün biçmemiz lazım. Nur Hanım gelince hazır olsun da bir prova yapalım hemen. Tabii ama... Ne oldu? Bir şey rica edecektim. Selin Hanım'ın işleri acil biliyorsunuz ya. Süheyla, rica etsem Nur Hanım'ın işlerini sen alır mısın? Hayır efendim, hiç alamam. Ama elim çok dolu biliyorsun. Benimki boş mu? Benim elim de dolu. Allah Allah. Bakıyorum az solist elbisesi yapmaktan küçük işlere tenezzül etmez oldun. İyi valla. Beğendiğin işleri al, beğenmediklerini bize kakala. Var mı öyle yağma? Ne alakası var Süheyla? Tamam Naci Bey, ben hallederim. Hayır canım, benim de elim dolu olmasa tamam. Çimen rica etsem şunu ya, tutar mısın? Yani... Az solist elbisesi olunca evet, sıradan müşteri elbisesi olunca hayır. Selin Hanım iyi bahşiş veriyor değil mi? Küçük hesaplar bunlar, küçük. Yeter Süheyla, yeter. Derin bir nefes al hayatım. Aferin sana. Bir daha bir derin nefes al. Aferin, daha kocaman. Aferin. Tamam, bu kadar yeter. Hemşire hanım, serumu çıkarabilirsiniz. Peki efendim. Bir iki dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Aferin. Yat bakalım. Çok ilginç. Tahlillerde hiçbir anormal bulguya rastlamadık Meriç Hanım. Nasıl yani? Kustu ama dün. Ateşi de vardı. Biraz daha derin bir araştırma yapacağız. Ama bana kalırsa yeğeniniz bir olaya ya da bir şeye psikolojik tepki veriyor. Anlayamadım. Fiziksel bulgular var ama bir hastalığı yok. Annesi nerede Meriç Hanım? Annesiyle babası ayrı şu anda. Tahmin ettiğim gibi. Bakın, ben yeğeninizi bir psikiyatr arkadaşımın da görmesini istiyorum. Psikiyatr mı? Evet. Benim yapabileceğim fazla bir şey yok. Bir iki tetkik daha yaparım ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yeğeniniz bence hasta değil Meriç Hanım. Yeğeniniz depresyonda. Ama doktor bey, çocuk o da. Nasıl olur ki böyle bir şey? Çocuklar da depresyona girer. Hem de çok şiddetli geçirirler. Babası gelsin, birlikte konuşalım, olur mu? Peki, çağırırım. Daha sonra tekrar konuşuruz. Geçmiş olsun. İzninizle. Ne yapıyorsun anne? Çekmece mi bozuldu? Bırak, ben yaparım. Öyle olmaz o. Çekil şuradan. Yeterince derdim var, bir de seninle uğraşmayayım. Özür dilerim anne. Çok bencilim değil mi? Evet, çok bencilsin. Neredeydin dün gece? Seni merak edeceğim hiç aklına gelmedi mi? Korkudan bütün gece gözüme uyku girmedi benim, ya başına bir şey geldiyse diye. Sabaha kadar pencerenin önünde oturdum. Bana yazık değil mi? Hiç mi düşünmüyorsun beni? Özgür, benden ne istiyorsun? Anne, özür dilerim dedim. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Öyle mi? Niye üzüyorsun o zaman? Üzmek istemedim ki. Hep diyorsunuz ki baban gittiğinde sen 5 yaşındaydın. Sanki hiçbir şey hatırlamıyormuşum gibi konuşuyorsunuz anneannenle sen. Ama ben her şeyi hatırlıyorum. Babamın seni çok üzdüğünü, bütün gece ağladığını hatırlıyorum.
yine üzüleceksin diye korktum. Yine sabahlara kadar ağlayacaksın. Üzgün nereden çıkarıyorsun? Ama sen seviyorsun Feyyaz abi. Bu senin hayatın. Madem seviyorsun. Ama ben de seni çok seviyorum. Oğlum benim. Canım. Özgürüm benim. Hayatta senin yerini hiç kimse tutamaz oğlum. Hiç kimse. Sen benim için bambaşkasın. Hep öyle kalacaksın, tamam mı? Hep en çok beni seveceksin ama, değil mi? Daima. Oğlum benim, canım benim. Aliye. Al şunu. Ellerine sağlık. Nedir bu Naci Bey? Selin'in sahne kostümlerini yaptın ya. Onun bedeli. İyi de bu fazla değil mi? Az bile. Bu işleri hiç bilmiyorsun. Bak Ali. Senin müthiş bir guston var. Allah vergisi bir yeteneğin var. Şık şık iki hareket yapıyorsun, elbisenin ruhu değişiyor. Bunun da bir bedeli var tabii. O da bu zarfta işte. Hakkın mı bu şimdi? Gül hakkın hem de. Bileğinin, emeğinin, göz nurunun hakkı. Güle güle harca. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ali. Buyurun. Bir şey soracağım. Sen Nur Hanım'ı daha evvelden tanıyor muydun? Yok. Niye sordunuz? Hiç. Öylesine sordum. Kadının bir tavrı var gibi geldi de bana. Böyle bir havalar filan. Ama niye olsun? Tanımazsın etmezsin. Aman kibirlinin teki. Belki de ondandır ha. Çikolata. Mersi. Oğlun nasıl Levent? Büyümüştür. Oğlum yok İkbal Hanım, kızım var. Aman kafamı kaldı, ben de tabii ya kızım vardı. Kızın nasıl, eşin nasıl? İyiler, ellerinizden öperler. Sana bazı sorularım olacak Levent. Tabii İkbal Hanım, buyurun. Kahvelerimizi bir içelim de. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bu sana. Sağ ol. Kızım, nasıl oldun bakayım sen? İyiyim. Bak ne aldım sana. Açmayacak mısın? Bakalım baban ne almış. Bebek. Beğenmedin mi? Beğendim. Hadi canım aç ağzını. Hadi. Ya yemeyeceğim. Bırak beni, sorma. Uyuyacağım ben. Meriç. Meraktan öldüm Meriç. Ne dedi doktor? Psikolojik olabilir diyor. Ne? Psikolojik olabilirmiş işte. Ya saçmalamasın ya. Çocuk boğulacaktı neredeyse kusarken, anlatmadın mı? Hepsini anlattım ama bir şey bulamıyorlar tetkiklerde. Kafaları basmıyor da ondan. İşlerini beceremeyince psikolojik deyip çıkıyorlar işin içinden. Hazırla, şeyi başka hastaneye götürecek. Abi delirme ya. Bir konuş doktorla. Ya ne konuşacağım ya? Çocuk hasta görüyorsun işte, kuş kadar kaldı. Neden çıkıyor bu psikolojik lafları anlamıyorum yani. Bir konuş. İkna olmazsan tamam. Başka hastaneye gideriz. Alo, Meriç. Alo. Annem mi? İbrahim değil mi? Bir o eksikti hayatımızda. Meriç ne oldu, sesin bir tuhaf? Sinan mı yanında? Yo yo, yani yanımdaydı ama şimdi çıktı odadan. Bu saatte evde ne işi var? Üstünü değiştirmeye gelmiş. Yemek dökmüş de. Yemek mi dökmüş? Allah Allah. Şarj aletimi Edirne'de unutmuşum Ali'ye. Arayamadım seni, kusura bakmadın değil mi? Meriç bir şey mi oldu? Yo, ne olacak ki? Ayşe ile konuşabilir miyim? Aliye. Ya olmaz şimdi. Anladım. Sinan evde diye konuşturamıyorsun. Evet. Peki.
Daha sonra tekrar ararım. Ya da sen ara müsait olunca. Olur. Meriç doğru söyle ne olur. Ayşe nasıl? Rüyamda gördüm. Çok ağlıyordu. İyi. Gerçekten. Peki. Görüşürüz. Hoşça kal. Sizin şirketteki hisseniz %40. %30 Sinan Bey'in, %30 da Meriç Hanım'ın. Çok benim yani. Evet. Peki benim böyle büyük bir hissem varsa Sinan Efendi nasıl kafasına göre iş yapıyor? Yönetim kurulu başkanı çünkü. Hem ayrıca genel vekaletname vermişsiniz Sinan Bey'e. Sizin adınıza her türlü işlem yapmaya yetkisi var. Vermişimdir vaktiyle. Peki iptal edilemez mi bu vekaletname? Hı-hı. Edilir tabii, niye edilmesin? Peki o zaman ne olur? Benim dediğim mi? Hayır. Meriç Hanım'ın ne dediğine bağlı. Sizi desteklerse o zaman Sinan Bey kafasına göre karar alamaz. Dün geceden beri 7-8 tahlil yaptık. Kanda, idrarda aramadığımız hiçbir şey kalmadı. Her şey normal. Anormal hiçbir şey yok. Bir iki tetkik daha yapalım ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. E niye kusuyor o zaman doktor bey? Niye düzelmiyor bağırsakları? Bana kalırsa psikosomatik bir durum var. Bir psikiyatrla görüşün derim. Çok saçma. Kronik bağırsak bozukluğu, kusma, yalancı ateş, huylarında değişme, sinirlilik, hı, ağlama krizleri, gece işemeleri, hı, fazla uyku veya uykusuzluk. Hı. Evet, tam da bunlar işte. Ben psikiyatr değilim. Ama şu halde bile hemen tanı koyabilirim size. Bu bence ayrılık anksiyetesi. Ne? Sinan Bey, eşinizden ayrılmışsınız. Ne olmuş? Kızınız annesinden, kardeşinden ayrılmaya dayanamamış demek ki. Depresyona girmesi çok normal. Depresyon mu? Ya bırakın Allah aşkına ya. Küçücük çocukta ne depresyonu? İkbal Hanım, bir durum var yalnız. Evet. İstanbul'daki işi alan şirket Karahan İnşaat. Yani aile şirketiniz. Parayı da belediyeden sizin şirket alıp Sinan Bey'in öbür şirketine verecek. Öyle mi? Evet. Aile şirketi tahsil edecek yani. Parayı bizim şirket aldı diyelim. Sinan'ın şirketine vermezse ne olur? Sinan Bey çok zor durumda kalabilir. Anladım. Çok. Canım benim, bir tane. Abi buna kastüğü mü? Nereden biliyorsun sen kastüğünü bakayım? Televizyonda gördüm. Kayakçılar hep kask giymiyor. Sıcak tutuyor çünkü. Ayaklı kütüphane oldu senin bu oğlun Aliye. Akıllıdır benim oğlum, canım. Dayıcığım, ayakkabıları beğenmediysen değiştirebiliriz. Beğenmez olur muyum? Kaç yıldır kimseden hediye almamıştım da duygulandım. Aliye çok teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Hadi bir giy de bakalım. Numarayı tahmin ettim ama bakalım olacak mı? Anne bu kimin? Ayşe'nin. Ona kendi kazandığım parayla aldığım ilk hediye. Parti çok kalabalık olmayacakmış. Sizin ikinci cerrahi, Coşkun hariç tabii. Birinciden Ahmet Hoca, reanimasyondan ben, bir de Feryal. O kadar. Ya Nur, ben istifa ettim diyorum. Sen Esin Hoca'nın partisine gel diye tutturuyorsun. Ne işin var benim orada? Coşkun gelmiyor dedim Deniz. Çok umurumdaydı sanki Coşkun. İstifa ettim diyorum. İstifa ettim. Bak bir deceleyeyim istersen. İstifa ettim. Deniz. Ne var? Artık biraz sakinleş. Hatta bence ilaca başlasan iyi olur. Ne? Ben hep yanında olacağım senin. Sabırla bekleyeceğim. Nasıl olsa aklın başına gelecek. Ama ilacın da yardım olur. Allah Allah. Ben gerçekten delireceğim şimdi. Ne diyorsun sen ya? Bunalımdasın Deniz. Farkında değil misin? Hadi ya. Sahi mi? Dalga geçme, ben çok ciddiyim. Haline biraz bakınca anlaşılıyor zaten. Ne varmış halimde? Saçma sapan işler yapıyorsun. Daha ne olsun? Ne gibi? Saymakla bitmez ki. Durduk yerde kariyerini tehlikeye atmandan vazgeçtim.
Araban varken gittin bir hurda satın aldın mesela. Kim yapar ki bunu? Nur, biz ayrıldık. Farkındasın değil mi? Elbette farkındayım. Onun için dedim ya, sabırla bekleyeceğim diye. Nasıl olsa bana döneceksin. Er ya da geç. Ali, o pliseyi bir milim daha içeri alsana. Bu kadar acele etmeseydiniz daha önce çalışabilirdik aslında ama. Mecburdum Naci Bey. Düğün falan var herhalde. Düğün kadar önemli. Deniz'in bölüm başkanı Profesör Esin Tarakçı bir davet veriyor Büyükada'daki evinde. Deniz'le oraya gideceğiz. Oo, Deniz Bey'e de yeni bir takım dikseydik keşke. Söyledim ama istemedi. O pek sevmez resmi giymeyi, fark etmişsinizdir. Kravatı bile 40 yılda bir takar. Çok önemli bir şey olacak ancak o zaman. Evet, Deniz Bey spor giymeyi seviyor. Ama bazen klasik giyinmek gerek. Biraz dikkat eder misiniz lütfen? Affedersiniz. Nasıl Nur Hanım? Fena değil ama bence daha iyi olabilirdi. Hadi rastgele. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Mesai yapıyorum. Doktorluktan balıkçılığa terfi ettim de. Öyle dolaşıyorum işte ne yapayım. Sen ne yapıyorsun? Hiç insanlarla uğraşıyorum. Zor değil mi? Çok zor. Bu sene Hamsi bulmuş diyorlar. Öyleymiş. Biz de yiyelim mi? Vaktin varsa tabii. Yiyelim. Hadi o zaman. Üstüne helva şöyle fıstıklı. Ayşe ile konuşabildin mi? Hayır, babası işe götürmüş bugün. Meriç öyle söyledi. Allah Allah. Lunapark'ta mı çalışıyor babası? Niye götürüyor ki işe? Ben de bilmiyorum. Bir şey var ama anlayamadım daha. Benim yapabileceğim bir şey var mı peki? Sağ ol, yok. Mevhibe ablaya uğradım bugün. Benim de uğramam lazım. Sana haber gönderdim. Ne haberi? Mahkeme celbi gelmiş. İlk duruşmanızın tarihi belli olmuş. Yanındayım, merak etme. Ben imza atsam olur mu? Olur tabii. Kim o Hasibe? Sinan Bey'e bir zarf gelmiş ama İkbal Hanım. Davacı Aliye Karahan, davalı Sinan Karahan, davacı vekili Mevhibe Kaplan açtığı boşanma davasının ilk duruşması İstanbul 4. Aile